Davranış sorunlarına nasıl bir müdahale yapmamız lazım? Davranış sorunlarının ne kadar önemli olduğunu, kişiyi, aileyi ve toplumu ne kadar çok etkilediğini ve derin etkilediğini gördük. Peki buna nasıl müdahale edeceğiz? Şimdi bunun birkaç alanı var. Bir kere arkadaş grubunda bir müdahale yapmak gerekecek. Özellikle ergenlerde. Çünkü ergenleri bu arkadaş grubundaki diğer antisosyal davranışlar olumsuz etkiliyor. Dolayısıyla buraya bir müdahale gerekiyor. Bunun dışında yapılacak diğer şey ne? Aileyi mutlaka bu müdahaleye katmak lazım. Aile katılmadığı zaman, ailenin motivasyonu olmadığı zaman sorunları düzeltmek çok zor. Çünkü ailenin yapacağı modelleme, ailenin getirdiği duygu kontrolü bunlar olmadan bir şekilde ve ailenin çocuğa gösterdiği ilginin pozitif olmasını sağlayamadığımızda o zaman tabii işler çok zorlaşıyor. Nerede müdahale edeceğimizi de seçmemiz lazım. Yani evde mi daha yoğun, okulda mı daha yoğun, arkadaşlara mı daha yoğun, toplumda işte belli bir durumda mı daha yoğun? Bunlara bakmamız gerekiyor veya da her yerde mi? Çünkü okuldaki müdahaleyle evdeki müdahale veya işte arkadaş grubuna olan bir çeteye müdahale birbirinden farklı. Tabii mutlaka güçlü tarafları bulup onların üzerinden gitmek lazım. Sadece negatif tarafları bularak, negatif taraflar üzerine durarak bir tarafa gidemeyiz. Dolayısıyla çocuğun, gencin ayrıntılı ve kapsayıcı bir değerlendirmesi lazım. Sadece buradaki davranış sorunları üzerine durmak bizi bir yere götürmez. Ve eşlik eden sorunları tedavi etmemiz gerekiyor. Anksiyete varsa kaygıyı tedavi edeceğiz. Depresyon varsa tedavi edeceğiz. Özellikle dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunu mutlaka tedavi edeceğiz. Dürtüselliği azaltalım diye, dikkati toparlayalım diye. Pek çoğunda öğrenme sorunları var. Öğrenmelerine destek vermek zorundayız. Okul başarısını arttırmak zorundayız. Çocuk neyle ilgileniyorsa, ne yapabiliyorsa o tarafa çekmek zorundayız. Çünkü eğer bunlar olmadığı zaman kişi kendisini bu şekilde tanımlamadığında, yani pozitiflerle tanımlamadığı zaman negatifler üzerinden tanımlamak zorunda kalacak. Dolayısıyla biz mutlaka akademik başarıyı olabildiği kadar sağlamamız gerekiyor. Bunu sağlayamıyorsak mesleki ne tarafa gideceğini, burada yardımcı olmamız lazım. Tabii sosyal becerileri arttırmamız gerekiyor. Bu çok önemli. Çünkü ne dedik? Sosyal becerileri çok zayıf bu insanların çoğunda. Sorun çözmeyi bilmiyorlar. Ve kendilerine karşı, her şeyin kendilerine karşı yapıldığını, bilerek yapıldığını düşünüyorlar. Ve karşılık vermek istiyorlar. Kolay öfkeleniyor. Veya bazıları kendilerinde çeşitli antisosyal davranışları hak olarak görüyor. Halbuki bir şekilde sosyal beceriler artarsa, daha güzel, daha destekleyici bir arkadaş grubunda olurlarsa, sorunlarını kavga etmeden çözmeyi öğrenirlerse, o zaman tabii ki bu davranışlara ihtiyaçları da azalıyor. Anne baba eğitimi şart. Anne baba eğitimi olmadan davranış sorunlarını halletmek çok zor. Özellikle ufak çocuklarda, 8 yaş ve altı çocuklarda anne baba mutlaka anne babanın kendi davranışlarını, kontrol becerilerini, çocukla ilişki becerilerini, anne çocuk ilişkisini, baba yani anne baba ve çocuk ilişkisinin kalitesini arttırmamız gerekiyor. İlişkiyi daha tutarlı hale getirmek lazım. Sınırları daha tutarlı hale getirmek lazım. Ve bunları ilişkili videolarımızda da izleyebilirsiniz. Çünkü o davranış, sınır, tutum bunlar nasıl yapılır? Bunu başka videolarımızda da göreceksiniz. Ayrıntılı bir alan. Çocukla ilgili çocuğa yapılacak terapiler neler? Şimdi burada bilişsel davranışçı terapiler, sosyal beceri eğitimi bunları yapıyoruz. Amacımız ne? Çocuğun agresif davranışlarını azaltmak, yani bağırma, işte kavga etme, vurma. Prososyal, yani sorun çözebilecek, diğer insanlarla ilişki kurabilecek becerilerini arttırma, bunun için imkan sağlama, nasıl sohbet başlatılır, grup aktivitelerine nasıl katılır, nasıl paylaşılır, nasıl işbirliği yapılır, nasıl kibar davranılır, nasıl dinlenir, nasıl pazarlık yapılır, istediğin şey agresif olmadan nasıl alınır, bunları çocuğa öğretmemiz gerekiyor. Çocuğun biraz önce söylediğim gibi kendisine dair yanlış değerlendirmelerini, diğer insanlara dair yanlış değerlendirmelerini, onları agresif, saldırgan, kendisine ezik ve karşılık vermediğinde kendisine ezik görmesi gibi bu tip sorunları ve çarpıtmaları düzeltmemiz gerekiyor. Duygu regülasyonu, yani çocuğun duygusunu düzenlemesini ve kendisini kontrol becerilerini arttırmamız lazım ki dürtüsellik azalsın. Dürtüsellik dediğimiz şey nedir? Kişinin hızlı şekilde düşünmeden, sonuçları düşünmeden harekete geçmesi. Bunu azaltamadığımız zaman negatif sonuçlarla karşılaşma ihtimali artıyor ve bu da olumsuz sonuçlar, olumsuz davranışları getiriyor. Ve duygularının iniş çıkışı. Bunlar nereden kaynaklanıyor?
çocuğun yaptığı yorumlardan. Çocuğun yaptığı olumsuz yorumlar duygularının hızla inip çıkmasına yol açıyor. Ve bu şekilde bununla da nasıl başa çıkacağını bilmediği için kendisini provoke edebilecek durumlarla, yoğun duygularla nasıl başa çıkabileceğini bilmediği zaman da pek çok sorun olduğunu görüyoruz. Şimdi önemli noktalardan bir tanesi. Bu tip yani davranış sorunları hiçbir zaman için sadece ilaçla çözülemez. Yani bir ilaç tedavisi davranış sorunlarını çözemez. Bunu kesin de bilmek lazım. Dürtüselliği azaltabilir. Bu evet faydalı olur ama davranış sorunlarının temelinde yatan aile sorunları, arkadaş sorunları, sosyal sorunlar, atıf sorunları, o bilişsel yapı ve işte çocuğun ulaşamadığı şeylere nasıl ulaşacağını sağlayacağı bunları yapamadığımız zaman o zaman sadece ilaç vermek genellikle bir işe yaramıyor. Zaten verdiğimizde de ne görüyoruz? İlaçların sık sık değiştiğini görüyoruz. Belli bir yaştan sonra zaten gerçekten davranış bozukluğu olan bir insana ilaç kullandırmak da çok zor. Çünkü bu kişiler özellikle o nasırlaşma olduğu zaman, daha böyle duygusallıkları azaldığı zaman, daha kinci, daha acımasız oldukları zaman zaten kendi davranışlarıyla ilgili artık çok da bir kaygıları kalmıyor. Kendilerini çok eleştirmiyorlar da. Öyle olduğu zaman da ilaç kullanmalarını vesaire sağlamak çok zor. Daha çok kullanılan ilaçlar neler? Antipsikotik ilaçlar kullanılıyor. İşte risperidon gibi, aripiprazol gibi. Ve bunların etkinliği de çok belli değil. Dediğim gibi bunlar ancak genel dürtüselliği azaltmak veya başka ek davranış sorunlarının, yani ne bileyim işte onları duygu durum sorunlarını azaltmak için etkili. Ama özellikle işe yarayan bir davranış ilaçta hiç azalmaz. Yani ben planlı yaptığım işte 3 kişi, 4 kişi planlı yaptığım bir suç davranışı bir ilaçla nasıl azalsın? Bir amaca yönelik çünkü o değil mi? Amacım değişmediği sürece ilaç tedavisi etkili olmaz. Dolayısıyla ilaç tedavisi ancak belli durumlarda ve ek bir tedavi olarak etkilidir.